Çocuk sinüzitleri de kendini bir üst solunum yolu hastalığı gibi aslında ortaya koyar. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, geniz akıntısı, gece horlamaları, ağız açık uyumalar, ağız açık solunum yapmalar sıkça karşılaştığımız belirtiler. Bunlar çoğu kez iki taraflı burun işlevlerini etkiler ama nadiren bazen tek taraflı da olabilir. Özellikle tek taraflı burun tıkanıklığı ve burun akıntısı bize yabancı cisimlerin yol açmış olabileceği çocuk sinüzitlerini akla getirmelidir. Uzunca sürmüş bu belirtiler yetersiz tıbbi tedavilerle bazen üstü örtülebilir bir durum alabilir ve klinik belirtiler başka hastalıklarla da karıştırılabilir. Bu yüzden özellikle çocuk sinüzitinden şüphelenilmiş hastalarımızda burun içerisinin ince endoskoplarla muayene edilmesi çok önemlidir. Tanının konması adına ve uygun tedavinin yapılması adına. Örneğin geniz etinin varlığı da burun tıkanıklığı, horlama gibi belirtiler yapar. Geniz etinin ileri dönemlerde çocuk sinüzitlerine eğilim yaratması da çok bilinen bir durumdur. Bütün bunların ayırıcı tanısı mutlaka burun içerisinin endoskopik yolla muayenesini gerektirir. Küçük hastalarımız hemen daima bize tablo karıştıktan sonra gelmekte. Çok değişik tanı ve tedavilerle çocuk sinüzitleri zaten inatçı olma eğilimi taşıyan bu koşul bize geldiğinde oldukça komplike hale ulaşmış olabiliyor. Bu yüzden özellikle konunun önemini vurgulamak gerekir. Uzunca süren, 10-15 günden fazla süren bir üst solunum yolu hastalığı tablosu hemen daima burun içerisinin endoskopik yolla muayenesini gerektirir. Ayırıcı tanı böyle konur ve tedavi çok daha böylelikle rahat sağlanabilir.